Afur pafur, afur pafur. Ay. Of. İyice şamar olan oldum ha. İzzet, bağırabilirsin. Nasıl olsa evde kimse yok. İyice şamar olan oldum ha. Ne bağırıyorsun be? Edepsizlik etme. Edepsiz sensin. Maşallah. Beyine de bir karış dil çıkıyor ha. Böyle. Çıkar tabii. Ne böyle atıklı çorapla pijamaltıyla dolaşmalar falan. Allah Allah. Adım köyde şikayetin yoktu ama. Ortama ve ikiliğime uyum sağlayacaksın İzzet. Ya bu evde kimse böyle giyiniyor mu? Ha, sen sosyetik akrabalarından utandın yani. Sosyetik değil bir kere, görgülü. Ayrıca çay içerken bir zahmet tabağını da kullan. Vay, Burhan'la ağız birliği ha? Ne alakası var ya? Çok alakası var. Adam bana gerizekalı dedi, bir saat sonra sen de dedin. Her şeyi fark ediyorum ben. Bu eve geldik, iyice değiştim makbule. Asıl sen değiştin be. İnadına bir köylülük geldi üstüne. Köylü mü? Bak, bu da Burhan'ın lafı. Canım, kimin lafıysa lafı, Allah Allah ya. Doğru söze ne denir? Vay be. Bu eve geldik, birbirimize girdik ha. Ne yapalım? Sen de uyum sağla biraz. Allah Allah ya. İyice böyle özellikle ayıya bağlıyorsun gibime geliyor. Ayıya mı? Doğru konuş lan. Lan deme bana, Nişantaşı'ndayız. Bu evde, bu semtte oturduğumuz sürece bizim sonumuz yakındır ha. Bana da öyle geliyor. İnsan yatağı, İfot, insan evladı yatağı ya. Ay affedersin, affedersin. Ay yüreğime indi Burhan'cığım. Çok affedersin. Ay çocukların gürültüsünden evden kaçtım Burhan. Ay vallahi gittim markete. Tam 10 kişilik alışveriş yaptım. Sersem oldum, sersem. Hiç iyi değilim ben, hiç. Ay tatlı İfot, lütfen kendini üzme. Hayat çok güzel olacak. Beautiful life. Hayat çok güzel. Bak bahar geliyor, çiçekler açıyor, kediler birbirine sıy atıyor. Çok güzel olacak hayat. Öyle mi diyorsun bunu? Evet. Ay vallahi sen haklısın şekerim. Bu Burhan'cığımı Tahsin'e söyleyelim yani. Ne yapıp ne edip ikna edelim bu adamı ya. Bunlar gitsin şekerim bu evden. Gitsinler yani, gitsinler ya. Aa, bence gitmesinler İfot ya. Gitmesinler. Ben düşündüm, taşındım, kaşındım. Her şey yolunda bence. Bence gitmesinler. Çoluk çocuk ortada mı kalacak ya? Bence gitmesinler. Hayat çok güzel. Bence burada kalsınlar. Biz bunların bu kadar manyak olduğunu tahmin etmemiştik Sacit. Yani bilsem seni gönderir miyim hiç? Aman canım, hallettim işte. Vallahi helal olsun. Bravo koçum. Yani ben olsam orada çatışmaya girerdim. Sen gayet de politik halletmişsin işi. İşte dediğim gibi benim de özel yeteneklerim ve iyi olduğum konular var Osman abi. Esmallah. O zaman bana bir hesap numarası ver bakalım. Seninle çalışmak zevkti. Pardon abi, galiba bizim kapı çalıyor. Senden bir ricam olacak benim. Söyle abi. Bu hani senin yaptırdığın bu çelik tulum var ya... ...o bana olur mu Sacit? Çünkü ben artık böyle yaşayamayacağım da. Nasıl yaşayamayacağız? Peşimde adamlar var Sacit. Hiç sorma. Kimin adamı? Ya bu Osman... Lan! Ne işin var ya senin burada? Sana ne? Ha. Ne oldu? Cemciğim iyi misin? Diyorum ben ya. Cem, sonra bir şey konuşacağım seninle. Tamam mı? Ne oldu ya? Ne haber? İyidir ya Osman, sana bir şey anlatacağım. O kadar güleceksin ki. Aa, neymiş? İçeride konuşsanıza. Yok, ben geç kaldım. Kaçacağım. Sen bana şu hesap numarasını getirsene koçum. Emrin olur abi. Hadi bakalım. Şimdi bizim ofiste... ...bu Şahika, Kubilay falan Cem'e bir şekilde gıcık olmuşlar. Bir şaka yapmaya karar vermişler. Şu anda anlatırken bile utanıyorum aslında. Şaka şu, sen Cem'in peşine vurdurtmak için bir adam takmışsın.
Cem de buna inanmış ve kaç gündür köşe bucak kaçıyormuş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir. Ha? Cem'in peşinde bir adamım var. Efendim? Ama vurdurtmak için değil. Dövdürtmek için. Anlamadım. Bak, bazı şeyler cezasız kalmamalı aslında. Bu herkesin, senin ve ailenin göz önünde bana kalleşçe bir yumruk attı. Onun karşısında Osman Koç Arslanlı var. Ben elimi kirletmem. Ama aynı yumruğu başkasından yiyecek. Racon be. Al bakalım. Al bakalım kızım, kendi ellerimle yaptım. Eferin keleş. Şunu da ye. Eferin keleş. Evet. Sonra kırmızı başlıklı kız kurda sordu. Nineciğim, senin niye ağzın bu kadar büyük? Seni daha iyi yiyebilmek için demiş. Sonra kurdun karnını yarıp kırmızı başlıklı kızı kurtarıyorlar. Aa, hadi ya. Ay ben de sonunu merak ediyordum. Demek öyle oluyormuş. Bütün heyecanı gitti biliyor musun? Hadi kızım. Şundan biraz daha iyi. Hop, uçak geldi. Eferin keleş. Artık çizgi film seyredebilir miyiz? Hadi seyredelim o zaman. Ah, gelin bakalım. Aman Allah'ım ya. Saç rengiydi, kıyafetti, falçıydı, hepsi yalanmış. Fatoş'un dediği gibi gerçek huzur annelikteymiş. Sus be, bir şey seyrediyorum. Siz sus be. Kiminle dans ettiğini çok iyi bileceksin bu halimde. Eğer paşan sıkmıyorsa önüne gelene tekme yumruk yok. Zamanı gelince ödersin sonra. Oo efendim, iyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Yo, içerisi kalabalık da onun için burada konuşuyorsunuz. Hayır efendim, ben de neredeyse gitmek üzereydim. Al Osman abi. Oha dayı, hoş geldin. Neydi o? Ya Sacit'le bizim küçük bir alışverişimiz vardı da. Hocam bunun şubesi hangisi? Aa pardon abi ya. Çıkmışken bir de şarkı patlatsaydı değil mi? Geçen hafta çok mahcup olduk. Yerin dibine geçtik vallahi. Yok efendim öyle demeyin. Çok sağlam çocuk. Kafası da çalışıyor yani. Helal olsun. Öyle mi? Sizin bu alışverişiniz nedir? Ayıptır sorması. Estağfurullah efendim. Bizim şirketin zorlandığı bir konu vardı. Çözememişler. Biz de Sacit'ten rica ettik gidip konuşsun diye. Vallahi gitmiş 40 yıllık yönetici gibi adamları etkilemiş. Bildiği konuları da kullanıp olayı bağlamış. Alacağımızı da aldı geldi. Aferin aferin. Adam almaya başladı demek ki. Bu gıda ile ilgili bir iş miydi? Yok. Bildiği konu dediniz de. Yok efendim. Uyanık gitmiş adamlarla muhabbet etmiş. İddiaya girmiş. Kumar masasına oturmuş bir de kazanmış. Ya. Ya. İşi yumuşacık halledip geldi. Yani enteresan bir tip. Öyledir, öyledir. Buyur Osman abi. Heh. Tamam, sağ ol. Hadi ben geç kalmayayım. İyi akşamlar. Saygılar efendim. İyi akşamlar. Görüşürüz Osman abi. Sacit, gel salona. Geleyim dayı. Yemeğe mi oturuyoruz? Gel, gel Sacit, gel. Geldim dayı. Herkes beni bir dinlesin bakalım. Ben evin babası olarak bir şey söylediğim zaman bu lafın mutlaka bir ağırlığı vardır. Geçen de ne dedim Sacit'e? Bir daha kumar oynarsan bu evden gidersin dedim. Dayı? Bugün yine oynamış. Hem de Osman'ın ne olduğu belli olmayan bir işini bağlamak için. Ama dayı bir anlatsam... Zaten bu ev kalabalık diyorduk. Şimdi Sacit pılını pırtını topla. Artık bu evde oturmuyorsun evladım. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.